Arkadaşlar şimdi Ayasofya tekrar camiye çevrildi. Allah'ın izniyle elhamdülillah çok mutluyum, çok sevinçliyim. 1400 sene önce Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra nasıl yaşamış olduğu sevinç ve zafer varsa aynısını sanki yaşamış gibiyim. Tabii bir sürü baskı, zulüm, şu anda üzerimize gelecek kıtlık, amborgo buna benzer bir sürü dünya çapında Hristiyan aleminin baskıları, eleştirileri, kınamaları falan filan bir sürü bunlara göğüs germek zorundayız. 1450 1400 sene önce Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra aynı baskı zulümler onlara da yapıldı. Öyle fetihler, öyle kazanımlar kolay değil. Savaşıyorsun, kazanıyorsun, oradan toprak alıyorsun, o kadar zayiat veriyorsun, şehit veriyorsun, yetmiyor bittikten sonra kazandıktan sonra da bütün dünya sana karşı oluyor. Yıllarca öyle kolay değil. Biz de bugün aynı onların o zamanki halini düşünelim neler yaşadıklarını. Bize de yapılacak olan baskı ve zulümlere karşı şimdi dirençli olmamız şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Bu Fatih e, Ayasofya'nın camiye çevrildikten sonra aklıma iki tane önemli söz kelime takıldı. E, bence de oturdu söyleyeyim bak. Birincisi Selahattin Demirtaş, ikincisi Ekrem İmamoğlu. Selahattin Demirtaş niye takıldı? Yani kendisi karaktersiz tamam ama niye takıldı söyleyeyim. Hani o yüzde meclise dört e, %14,5 oy alıp da hani 80-90 milletvekiliyle girdiği zaman gücünün dorunda olduğu zaman Kandil çok güçlüyken, Suriye'de, Irak'ta istedikleri gibi at koştururken biz hani onlara dedik yine bak Erdoğan dedi ki Fırat'ın batısına geçmeyin dedi. O zaman Fetüd'e daha deşifre edilmemişti. Aydın Doğan ve yandaşları bütün o Doğan yayın grubu kanalde hepsi e, CNN Türk hepsi HDP'nin arkasındaydı. Onların destekçisiydi. Bütün o zaman Fetüd'e temizlenmemişti. O zaman ne diyordu Selahattin Demirtaş? Şöyle söylüyordu. Biz Fırat'ın batısına geçeceğiz Siz de mal mal bakacaksınız Diyordu Şimdi buradan Ben de e, haçlı artıklarına Söylüyorum batılı haçlı artıklarına Biz Ayasofya'yı Müzeden camiye çevireceğiz Ve ye, Türkiye'deki o CHP Sizin haçlı kalıntılarınız var ya Artıklarınız onlar da aynı şekilde HDP'de Selahattin Demirtaş'ta Hepiniz bak bütün o haçlı İslam düşmanı kafirler Biz müzeden camiye çevireceğiz. Hepiniz mal mal bakacaksınız ve bakıyorsunuz. Batı'dan ve içeriden bütün o İslam düşmanları hepiniz mal mal bakacaksınız. He, Ekrem İmamoğlu'nun neyi benim aklıma geldi onu da söyleyeyim. O her zaman diyor ya, tatil bana yakışıyor. Tatil bana yakışıyor diye. Aynı şekilde tatil Ekrem İmamoğlu'na yakışıyor. Proje üretmek, halka hizmet etmek, çalışmak, didinmek bir şeyler başarmak Erdoğan'a yakışıyor. Hapiste yatmak da Selahattin Demirtaş'a yakışıyor. Hani diyor ya, hapis yatmak Demirtaş'a çok yakışıyor. Tatil ve çalışmamak, yatmak, avara olmak, avana avanak dolaşmak da İmamoğlu'na yakışıyor. Proje üretmek de Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a yakışıyor arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.